Akşehir.net ekranlarından iyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Doktor Murat Taraktaş. Her hafta olduğu gibi yine size konuk oluyoruz Eskişehir.net ekranlarından. Bu hafta yine çok değerli bir meslektaşım, kendisine çok güvendiğimiz konusunda Eskişehir'de oldukça tanınan, çok uzun yıllarda kendisini kişisel olarak da çok sevdiğim bir arkadaşım. Sayın Burcu Aydemir Efelerli. Burcu hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Çok teşekkür ederim. Ben iyiyim çok şükür. Görünce sizi duygulandım hocam çok. Çok arkadaşlığım eskilere ait. Değil sizi olacak. Çok seviyorum. Onu diyerek başlamak istiyorum. Biliyorum Burcu'm karşılıklı. Yani sağ insan olun. Olarak da Doktor Hanım'ı Burcu'yu çok çok severim çok ben. Çok teşekkür ederim. Yani ailece, ailesi size. Biz hep böyle uzun yıllar benim geçmişliğimiz var. Son dönemde tabii kendisi de çok yoğun. Başka bir hastanede mesafe olarak uzak olmasak da ama gönüllerimiz hep birlikte. Burcu'm. Şimdi teknoloji ilerliyor, hastalıklar değişiyor. Bu hastalıkların temelinde tabii ki artık kiloyla ilgili şeyler, nasıl işte senin branşın diyabet, hipertansiyon ortak baktığımız hasta grubunda. Bunun yanında metabolik sendromlar, kan şeker yüksekliği, insülin dirençlerinin artık çok önemli olduğu ile ilgili birçok yayın var. Basitçe bize ana konumuz tabii senden insülin direncine direnci konusunda bizi aydınlatmanı rica etmiştim ama ilk etapta kan şekeri neden önemli, nasıl regüle ediliyor, insülin bu işin neresinde bunu bize anlatabilir misin? Evet hocam. Şöyle başlayayım. Aslında insülin çok merak edilen, insülin direnci de ayrıca çok merak edilen bir konu. İnsülin midemizin hemen arkasında pankreas isimli organ tarafından sentezlenen bir hormon. İnsülinin görevi vücudumuzda kan şekeri düzeylerini sabit rakamlar, sabit düzeyde sağlamak. Normal aralıklarında taşıdığı bir plato çizmek. Bu platoyu çizebilmek, kan şekerini düzenli, regüle olarak sağlayabilmek amaçlı da biz her yemek yedikten sonra salgılanan bir hormondur insülin. İnsülin direnci dediğimiz konuda da insülinin etkin adı üstünde zaten. İnsülinin etkinliğini gösterememesi, duyarlılığının azalması hangi durumlarda böyle oluyor? Burcu'cum, gidiyorum da dediğin gibi yediğimiz besinler tabii kanda belli bir şeker. Yani kan içinde ne kadar şeker birikecek. Vücutta işte yağ depoları içinde ne kadarı birikecek. Bunları düzenleyen sistemin ulakları aslında insülin değil mi? Evet. Peki az önce başvurdum ben araya girdim. Pankreastan salgılanıyor. İnsülin kendisine işe yaramıyor. Nasıl oluyor bu insülin direnci? Onu ben şöyle anlatıyorum hastalarıma. Şimdi bu elimi hücre olarak düşünelim. İnsülinin görevi kandaki şekeri bu hücrenin içerisine sokmak. Bu görevi sağlayabilmek için hücrelerin etrafında reseptörler var. İnsülin reseptörleri aynı anahtar kilit ilişkisi gibi hücre açılıyor ve kan şekeri düzenli rakamlar aralığında tutulabilmesi için kandaki burada gezen de damar duvarı, damarın içerisindeki şeker olsun. İnsülin salgılanmasıyla biz her yemek yediğimizde insülin kandaki şekerimiz artıyor. İnsülin salgılanarak kandaki şekeri hücrenin içerisine sokmayı sağlayan hormonun adı insülin. Yani bu hücrenin kapısının açılması lazım ki şeker hücrenin içerisine girebilsin. Yani insülinin görevi kandaki şekeri hücrenin içerisine sokarak hücrenin içerisinde metabolize edilmesini sağlamak. Yani şekerin kullanımını sağlamak. Eğer insülin etki etmezse hücreye o zaman kan şekeri kanda yüksek seyrediyor. Çünkü hücrenin içerisine girmesi lazım. İnsülinin görevi bu. Hücrenin içerisine şekeri sokup şekerin kullanılabilmesini sağlamak. İnsülinin görevi bu. Birinci görevi bu olduğu gibi ikinci görevi de kas ve karaciğer dokusunda insülin fazla gelen şekerin insülinin görevi bu şekeri kas ve karaciğer dokularında glikojen olarak depolanmasını sağlamak. Eğer insülin direncimiz varsa kandaki şeker değerlerimiz yükselir. Çünkü etkinliğini gösteremez. Çünkü insülin hücrenin içerisine şekerin girmesini sağlayamaz direnç olduğunda. Böyle olunca da
diğer görevi olan hücrenin içerisine sokarak şeker düzeyini sabitlemek görevinden ziyade depolanmayı, fazla şekeri karaciğer ve kas dokusunda yağ olarak depolamaya başlar. Ne olur? Böyle olunca abdominal obezite dediğimiz bel çevremiz genişler. Ne olur? Karaciğer yağlanması olur. Peki diğer soru, bu hücre niye kapısını anahtar kilit göreviyle açamıyor ve böylece neden açamadığı için insülin şekeri hücrenin içerisine sokamıyor? Bunun tek nedeni de hücresel yağlanma. Hücresel yağlanmaya sebep olan şey de tamamen biziz. Yediklerimiz, karbonhidratlar, fazla yemek yiyor olmak. Özellikle ben hiçbir zaman hastalarıma demem, çok çok az az sık sık yiyin. Az az sık sık yemek iyi bir şey değil. Az yiyin. Yani doyduğunuz anda yemek yemeyi bırakın. Az yiyin sofradan, hep aç kalkın. Aralıklı oruç tutabilirsiniz. Ki son dönem bu da popüler, aralıklı oruç diyeti. Bu hücresel yağlanma nedeniyle insülinin ayarları bozuluyor. İnsülin böylece duyarsızlaşıyor. Bu kapı anahtar kilit ilişkisini bozduğu için kapıyı açamıyor ve şeker hücrenin içerisine giremiyor. Hücrede metabolize olamıyor. Şekeri, yani glukozu beyin kullanmazsa, kalp kullanmazsa, metabolize edemezse, biz enerji olarak, beyin olarak kullanamazsak, kalp bunu kullanamazsa bir sürü soruna neden oluyor. Sonuçta insülin direnci devam ederse biz diyabetle karşı karşıya kalıyoruz. Kalp damar hastalıklarıyla, tansiyonla, kolesterol yüksekliğiyle karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü kandaki fazla şeker kullanılamazsa yağ olarak depolanıyor, bel çevresi yağlanıyor. Depolanamazsa, yani içerisine girmez, hücrenin içerisine girmez, metabolize olmazsa yağ olarak depolanıyor, kan yağlarımız yükseliyor, tansiyon buna eşlik ediyor. İşte bu komponentlerin bir araya gelmesine metabolik sendrom diyoruz. Tansiyon, kolesterol, insülin direnci, kan yağlarında yükseklik, bu komponentlerin tek nedeni de aslında biziz. Bizim sağlıksız beslenmemiz, egzersize dikkat etmememiz. Kompleks karbonhidratlar, rafine karbonhidratlar, kompleksler olsa daha iyi de, rafine karbonhidratlar, yani beyaz ekmek, pirinç, makarna tükettikçe, fast food gıdalardan zengin beslendikçe diyabete yatkınlık oluyor. Obeziteye çünkü meylediyoruz. Bizim yağlanmamız arttıkça da, hücresel yağlanma arttıkça da sonuçta insülin etkisini gösteremiyor, duyarsızlaşıyor, insülin direnci gelişiyor. Eşittir gelecekte başımıza gelecek şey diyabet, karaciğer yağlanması, kolesterol yüksekliği, kötü kan yağları yükseliyor. İyi kolesterol dediğimiz HDL düşüyor. LDL ve trigliserit yüksekliğiyle karşı karşıya kalıyoruz. Sonuç, biz yediklerimize çok dikkat etmeliyiz. Lifli gıdalardan zengin, Akdeniz mutfağından zengin beslenmeliyiz. Her fazladan yediğimiz yağlar, fazla tükettiğimiz yağlar bizim açımızdan zaten insülinin etkisinin de olmadığını düşündüğümüzde çok sıkıntı. Beslenmemize çok dikkat etmeliyiz. Bizim yaşam tarzı değişikliğimiz hayat kurtarıcı olacaktır. İnsülin direncini kıran ilaçlara geçmeden önce lütfen beslenmemize dikkat edelim. Aç kalırsak bir şey olmuyor. Oruç tutarsak, aralıklı oruç diyeti gibi bir şeyle beslenirsek sorun olmuyor. Akdeniz mutfağı şifadır. Yani işin özü bence bizim yaptığımız sıkıntılı beslenme ile alakalı. Gittiğimiz süreçte diyabete doğru gidiyoruz. Tabii bunun teşhis edilmesi de önemlidir, evet, Murat Hocam. Şimdi Burcu'cum, anlattın aslında, ben bu insülin direncini çok güzel anlattın. Bir makinenin gevşeyen bir vidasına benzetiyorum. Eğer bu vidayı baştan kontrol altına almazsan o en sonu daha diğer parçaların bozulmasına ve az önce anlattığın gibi hani insülin direnci bir adım sonrası diyabet, işte diyabet, metabolik sendromlar, bunlar zaten aslında iç içe bir grupta. Hani yumurta mı tavuktan çıkıyor, tavuk mu yumurtadan çıkıyor ya dönüyor. Söylediğin cümlelerin içinde ben her zaman söylüyorum, burada konuk ettiğim bütün uzmanların müzdarip olduğu hangi branş olursa olsun iki şey var. Kontrol altında olmayan şeker düzeyleri artı sigara.
Bu ikisi gerçekten kan içinde de dolaştığı için her yere, tüm hücreye ulaşabildiği için konuk ettiğimiz bütün uzmanların ilgilendiği hastalıkların, organlardaki hastalıkların ortaya çıkmasını çok hızlandırıyor. Tabii bunlardan nasıl uzak durulabilir? Bunu söyledin. Fast foodlardan uzak kalınması, düzenli egzersiz yapılması, belki araçla hani bir durak öncesinde toplu taşımadan inip yürümek, bunlar çok çok önemli. Peki bir şekilde insülin direnci geliştiğini normal toplumdaki bir vatandaşımız nasıl algılayabilir? Bunun belirtileri nasıl oluyor? Aslında genel itibariyle insülin direncinin herhangi bir belirtisi olmayabilir. Yani tesadüfen saptananlar var check-up'larda ya da işte tesadüfen bakılmış bir açlık kan şekeri, son 3 ayın şeker ortalaması hemoglobin A1C ya da insülin değeri tesadüfen. Girebilir miyim? Hastanedeki check-up'larda sen bakıyorsun değil mi? Genelde check-up'lara hep bakıyordum Murat Hocam. Şimdi iç hastalıkları üstünden devam ediyorum ben. Çünkü check-up deyince sizin hastanede Burcu Hanım'a gittik teşekkür diye ederim. Çok gelen oluyordu. Ben teşekkür de çok ederim. Mutlu oluyordum senin adını kaşarı görmekten. Çok teşekkür ederim hocam. Şimdi o süreci ben biraz daha normal iç hastalıkları polikliniğinden seyrediyorum, devam ediyorum. Burada hastaların şöyle şikayetleri olabilir tabii. Kişi obez olabilir, kilolu olabilir, olmayıp zayıf da olabilir. Şikayet olarak bir şey de söylemeyebilir. Ben check-up gibi tarıyorum zaten her gelen hastamı. Açlık kan şekeri, açlık insülin değerinde sınırda yükseklikler insülin direnci için dikkat çekicidir. Çünkü insülin direnci geliştiğinde insülin değerimiz kanda yükseliyor. Neden? Çünkü hücrenin anahtar kilit ilişkisiyle işte kapısını açabilmek için pankreas çok fazla insülin salgılamaya başlıyor. O zaman insülin değerlerini yüksek görüyoruz. Açlık kan şekeri istiyorum, yüksek görüyorum. Son 3 ayın şeker ortalaması yani hemoglobin A1C'yi yüksek görüyorum. Bunların çarpımıyla hesapladığım insülin direnci sonucu 2.7'nin üzerinde çıkarsa insülin direnci diyorum. Ayrıca tokluk şekeri de, tokluk insülin değeri de bana yardımcı oluyor değerlendirmemde. Fakat insülin direnci gelişirken hani işte yemek yiyorum, çok uyku hali oluyor, açlığa tahammülüm yok gibi şikayetler de cezbedici. Fakat hiçbir zaman bir hastaya sen zayıfsın, sorun olmaz, insülin direnci çıkamaz gibi bir cümle söylenmemeli. Zayıf hastamda da genetik faktörler yani ailesinde şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği olabilir. Bunlar da anamnezde doğru sorgulanmalı. Çünkü aile öyküsü çok cezbedici. Buralara dikkat edilmeli. Dolayısıyla karaciğer yağlanması bilinin aksine siz yağlı şeyler yediğiniz, işte diyetten yağı çıkardığınız zaman bitecek bir şey olmayabilir. İnsülin direnci eşittir karaciğer yağlanması olabilir. Ki zaten diyoruz ki insülin direncinde karaciğer yağlanması görüyoruz. Karaciğer yağlandıkça insülin direnci oluyor. Bunlar bir kısır döngü. İnsülin direnci oldukça da karaciğer yağlanıyor. Dolayısıyla onu orada kırmak lazım. Kıracak şey kişinin kendisi. Kişinin kendi diyetine dikkat etmesi, egzersize dikkat etmesi. 15-20 dakika hiç olmadı 40 dakika, haftada 1-2 gün spor, yürüyüş, yüzme gibi egzersizle vücutta metabolizmasını artırması. Tabii burada tiroid de etkin. Tiroid fonksiyon testlerine de bakılmalı. Metabolizması hali hazırda yavaş hastada da biz insülin direncini daha sıkça görebiliyoruz. Yani tiroid hormonları da bizi etkiler. Zaten insülin de bir hormon. Aslında tiroid hormonları da hormon ve metabolizmayla direkt ilişkisi olan bir hormon tiroid hormonu. Buraya da dikkat edilmeli. Hasta çok kapsamlı şekilde değerlendirilmeli. Hiç baş edemiyorsanız ancak medikal tedaviye, egzersiz ve diyetle baş edemiyorsanız medikal tedavide insülin direncini kıralım diye araya giriyoruz. Evet. Şimdi bu insülin tabii hep böyle son hücre, hedef hücre onların. Bir de tabii sürekli insülin salgılaya bir yerde pankreas da yoruluyor. O diyabete gidişattaki herhalde önemli şeylerden birisi. Sen benden insaflıymışsın. Ben haftada 6 gün 45 dakika tempolu yürüyün deyip böyle 5 tane stent taktım. 3 ay sonra boks antrenmanı yaptırdığım hastalar var. Evet. Ben daha fazla yürüyorum sende. Ama hocam orada da çok özür dilerim. Müsaadenizle araya gireceğim. Ben sizi hep hatırlıyorum, hep biliyorum. Tıp fakültesi yıllarından. Siz çok güzel spor yapardınız. Onun için belki hastalarınıza öneriniz böyle. Zaten boksörsünüz. Zaten o nedenle babam size hayran ve hasta. Seyit amcam bir tanedir. Babam size hasta hocam. Ben de çok sever severim. O da sporu çok sevdiği sağ için. Olun, ki hani başına kalple ilgili bir şey geldi geçti Allah'a şükür. Yine çok sporu şükür. Hiç bırak. Sayenizde hocam. 2006 yılından beri bu yana kadar hamdolsun. Önce Allah'ın izniyle sonra sizin sayenizdedir. Çok çok yıllar babamla, birlikteyiz babamla inşallah. Babamla beraber hocam olmamın sebebi sizsiniz hocam.
Estağfurullah. Huzurun. Hiç şey değil canım, ama yok. Çok sevip saydığım bir insan. Onu söylemeden geçemedim. Sağ olun. Çok Huzurun. Teşekkür ederim. Huzurun. Az önce de söyledim. İşte bütün bu orkestra gibi yöneten hormonlar var. Gerçekten sizin işte hepsi birbiriyle bağlantılı. İşte guatr'la ilgili gerçekten kilo alma, verme vesaire bir sürü vücutta değişiklikler oluyor. Bu şeker metabolizması da birlikte ve asıl sonuç olarak az önce de söylediğim gibi birçok beyin, kalp, damar hastalıklarına kadar giden süreç oluyor. Şimdi bu insülin direnç ölçümlerini vesaire söyledik. İlk etapta hayat tarzı değişikliği üzerine öneri oldu. Peki hasta buna yapmak istiyor ama yapamadı. Sonrasında önerin medikal tedavi herhalde değil evet. mi adım olarak? Evet. Bunda ne şekilde oluyor? Bir kısaca bize şöyle bahsedebilirsen. Hocam, mümkün olduğu kadar yaşam tarzı değişikliğine riayet etmesini istiyorum ben şahsım adına hastalarımın. Çünkü ilaçları bir yere kadar hasta için önerebiliriz. Zaten aslında çok aklı başında hastalarım. Genelde böyle belki tüm hastaların. Çok ilaçtan yana haklı kullanmaktan ziyade biz önce dikkat edelim. Olmazsa, düşmezse direnci, evet hocam ilaç diyorlar. Burada da metformin isim, içerik maddesi metformin, ticari adı değişik ticari adlarla piyasada. Çok da popüler son dönemde. Bu biraz tembellik tabii. Yani ilaçla biz insülin direncini kırabiliriz ama makbul olan şey hastanın dediğiniz gibi spordan kastım, spor salonlarında belki kas geliştirmek gibi bir şey değil ama biraz egzersizlerini, yürüyüş, yüzme şeklinde riayet etmeleri ve bunu düzenli olarak açık havada yapmalarını öneriyorum. Tempolu yürüyüş öneriyorum. Ve yedikleri içtikleri tabii ki şüphesiz çok önemli. Mümkünse şekerden uzak durmak, düzenli uykularının uyumaları gerektiğini söylüyorum. Stresten mümkün olduğu kadar uzak durmaları. Çünkü kilo alımında kilo yani obezite insülin direncinin başlangıç noktası olmuş oluyor. Diyorum ki düzenli uyuyun, hücrelerinizi dinlendirin, stresten, sıkıntıdan, üzüntüden mümkün olduğu kadar uzak durmaya çalışın. Yani kilo vermede ben kiloyu bir türlü ne yapıyorsam yapayım veremiyorum diyen hastam için ilk sorum siz yediğinize içtiğinize dikkat ediyor musunuz? Spor, egzersizden sonra güzel uyuyor musunuz? Stresten ne kadar uzaksınız? Her yatağa yattığınızda kafanızda bir takım takıntılar, yarın, bir sonraki gün, bir sonraki güne ait kaygılarınız var mı? Bunlardan lütfen uzak duralım. Siz ne yaparsanız yapın, ne kadar kaygılanırsanız kaygılanın. Hayatın son sözü söylediğini unutmamak lazım. Biraz da aman demek lazım. Tedbir takdir Allah'ın diye düşünüyorum. Burcu'cum ağzına sağlık. Peki cerrahi önerdiğin hastalar oluyor mu? Cerrahi hani kendi branşım gereği belki son ana kadar hiç baş edemezsem evet. Hı hı. Hiç baş edemezsem obeziteden evet ama ben son ana kadar belki dahili branş hekimi olduğum için biz kendimiz halledebiliriz. Bu tabii aslında çok hoşuna giden bir yaklaşım oluyor. Artık illallah dediği vakit ben de hastamla evet hemfikirim ama ben son ana kadar hastamla yaşam tarzı değişikliğiyle bunu halledebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü insan mekanizması şöyle bir şey, öyle bir vücut, böyle bir nimet var elimizde. Siz eğer bu yayınlarla, makalelerle Dünya Sağlık Örgütü WHO'nun yayınlarıyla da ispatlı çok büyük bir kuvvet var içinizde. Siz diyabeti de aşabilirsiniz eğer sosyal yaşamda, yaşam tarzı değişiklikleriniz, alkol mesela, sigara mesela, bunlara dikkat edip az evvel konuştuğumuz sağlıklı yaşam kurallarına dikkat ederseniz, cümleyi çok güzel kullanamadım ama insanın içinde, vücudunda, elinde çok büyük bir güç var. Siz yani size şeker dediler diye ölene kadar böyle çok sıkıntılı bir hastalıkla baş başasınız demek değildir bu. El ele tutuşup bir dönem yürümeniz gerekebilir ama içinizde çok büyük bir kuvvetin olduğunu unutmayın. Gücünüzün farkında olun diyeceğim. Burcu'm çok güzel mesajınla programın sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Bu güzel, keyifli program için çok teşekkür ediyorum. İnşallah ileride yine başka konularda değerli bilgilerini seyircilerimize bilgilendirmen
umuduyla yine inşallah zaman ayıracağız. Ayrıca değerli eşin Çağlar Bey de burada bize eşlik etti. Ona da çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Minişlerle çok sağlıklı, uzun bir yaşam diliyorum size. İnşallah hep birlikteyiz. Burcu, ailecek sizi çok seviyoruz. Hocam. Ben de son bir şey söyleyeceğim. Sinem Hanım eşinize, güzel yavrularınıza, o kendiniz gibi Tatar'a benzettiğiniz o dünya güzellerine çok selam söylüyorum. Çok, çok öpüyorum sizi. Çok sağ olun hocam. Evet. Sayın Eskişehir Net izleyicileri, Burcu Hanım çok sağ olsun, dahiliye uzmanı kendisi, bize çok değerli bilgiler verdi. Haftaya yine bir başka çok değerli uzman konuğumuz ile karşınızda olacağız. Kalbimizi birlikte atmaya devam etmesi dileğiyle iyi akşamlar.